Tüm katliamında yitirdiğimiz bütün canlarımızı saygıyla, minnetle anıyorum. Evet, Dersim katliamı Türkiye tarihinin görmüş olduğu en büyük Alevi katliamlarından biridir. Koçgiri, Dersim, Sivas, Çorum, Gazi ve bugün gündüz yine konuşmamızda ifade ettiğimiz gibi Suriye'de sınırın öte yanında İştibrak'ta Alevi kardeşlerimiz katledildi. Ve tarih boyunca Aleviler bu topraklarda katledilerek yok edilmek istendi ve asimilasyona maruz bırakılmak için ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdi. Bu ülke kurulduğu günden bugüne kadar farklı halklara ve inançlara tahammül etmeyen, tekçi, ırkçı, ideolojik bir anlayışla bugüne kadar geldi. Ve bugün hala ne yazık ki bunun izlerini, bunun sonuçlarını en ağır şekilde yaşıyoruz. Hala bakın 21. yüzyıldayız. Bu kadar Alevi katliamı gerçekleşmiş, bu kadar Alevi canımızı yitirdiğimiz bir tarihi geride bıraktığımız dönemde bile 21. yüzyılda hala Alevi canlarımızın evleri işaretleniyor, iş yerleri işaretleniyor ve hedef haline getiriliyor. Sadece bu mudur? Tabii ki değil. Bugün mevcut olan bu iktidarın uyguladığı politikalar tıpkı tarih boyunca Aleviler nasıl katledilerek asimile edilmeye ve dönüştürülmeye çalışıldıysa, yok edilmeye, sürülmeye çalışıldıysa, aslında bu inancın bu topraklardan silinmek için resmi ideoloji ne kadar çalıştıysa, şimdi aynı şekilde farklı versiyonlarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Ve şu anda Alevilik inancını Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlayarak, aslında tarih boyunca Alevileri uygulamış oldukları politikalarda yeni bir boyuta geldiğinin göstergesidir. Alevi toplumu asimilasyon politikasına karşı hiçbir biçimde boyun eğmedi, boyun eğmeyecek. Aleviler hiçbir zaman geri adım atmadı, şimdiden sonra geri adım atmayacak. Ve Dersim katliamında Aleviler için uygulanan tenkil, tedip, bütün bu politikaların karşısında Munzur Deresi kan aktı. Buna rağmen hiçbir biçimde Aleviler yaşam tarzlarından, inançlarından geri adım atmadılar. Evet, Aleviler Dersim'de süngü uçlarındaydı. Namlunun ucundaydı. Aleviler burada 38 kayalıklarında çok sayıda kadın tecavüze uğramamak için kendi canına kıydı. Ve şimdi bizler bir kez daha diyoruz ki Alevilik inancı bu coğrafyanın hakikatidir. Tarih boyunca ne tenkil, ne tedip, ne katliamlarla, ne asimilasyon politikalarıyla diz çökmedi, çökmeyecek. Ve bundan sonra bizlere düşen en büyük görev, bu coğrafyada yaşayan bütün farklı halklar ve inançlar birbirimizi sağarak birlikte yaşamak. Sadece bu yetmez. Bu ülkede yaşayan farklı bütün halklardan ve inançlardan insanların, bu ülkenin asli yurttaşları olarak eşit yurttaşlık hakkı temelinde kendi rengiyle, kendi inancıyla yaşamları anayasal güvence altına alınmalıdır. Ve yine bu topraklarda yapılması gereken en acil işlerden biri, başta parlamento olmak üzere, hakikatleri araştırma, hakikatlerle yüzleşme komisyonları oluşturulmalı. Ve bu komisyonun aynı zamanda Dersim'in kayıp kızlarını araştırması gerekiyor. Dersim'in kayıp kızları bu coğrafyada yaşatılan bu zulmün hakikatidir. Bunun araştırılması, bulunması gerekir. Ve yine Seyit Rıza başta olmak üzere o dönemde katledilmiş olan bütün canlarımızın mezar yerlerinin olması, bu talebin yerine gelmesi gerekiyor. Ve devletin özür dilemesi gerekiyor. Bu gerçeklikle yüzleşerek özür dilemesi gerekiyor. Ortak yaşamı bizler böyle inşa edebiliriz.
ortak ve birlikte yaşamı böyle tesis edebiliriz. Ve buradan bir kez daha yaşamını yitirmiş bütün canları anıyorum. Seyit Rıza'nın huzurunda, burada onun anıtında, o nasıl anıtının önünde, o nasıl diz çökmediyse, bizler de 21. yüzyılda bu otoriter rejime karşı bizi tekleştirmek isteyen, inancımızdan uzaklaştırmak isteyen, bizim Kürtlüğümüzden, Araplığımızdan, Aleviliğimizden, farklılıklarımızdan ama gerçekliğimizden koparmak isteyen bu ceberrut ideolojiye ve iktidarlara karşı bizler Seyit Rıza'nın torunları olarak, Pir Sultan Abdallah'ın torunları olarak ve bizler Baba İshak'ların torunları olarak bu mücadeleyi burada sürdüreceğimizin bir kez daha sözünü veriyoruz. Canlarımızı asla unutmadık, unutmayacağız. Anıları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum.